Kafa Topu Eken'in yeni bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Evet gençler, 5 yıl aradan sonra yeni almış olduğum telefonu şimdi sizlerle birlikte açacağız. İçinden ne çıkacağı şimdilik sürpriz olsun. iPhone 14 Pro Max de çıkabilir dermişim. Şimdi şöyle arkadaşlar, ben yaklaşık bir hafta öncesinde kanalda topluluk kısmında da oylama yapmıştım. İki tane telefon arasında kalmıştım. Bir tanesi Xiaomi Redmi Note 11 Pro. Bununla Samsung Galaxy A52s arasında kararsız kalmıştım. Bunun oylamasını yapmıştım arkadaşlar. Genel olarak herkes Redmi Note 11 Pro'yu seçmiş. Yani oranı %70 civarındaydı sanırım. Ama Samsung Galaxy A52s daha az seçilmişti. Ben de dedim hani yine YouTube'dan bakayım veya işte diğer karşılaştırma sitelerinden falan bakayım dedim. İşlerinden birisi galip geldi ve onu aldım arkadaşlar. Şimdi hemen sizlerle birlikte açmaya başlayalım. Şöyle şurada adres bilgilerim vardı. Onları karaladım. Bu arada bir şey göstermek istiyorum. Okunuyor mu bilmiyorum ama masamın etiketini yapıştırdım arkadaşlar. 5 yıl aradan sonra gerçekten yeni bir telefon alabildik nihayet. Yani şu ana kadar Kafa Topu 2 videolarını hep bu şu anda videosunu çektim. Telefondan çekmiştim. Artık ilk defa farklı bir telefondan çekmenin zamanı geldi arkadaşlar. Yani biliyorsunuz oyunlarda falan da telefon çok sıkıntı çıkartmaya başlamıştı. Yani o yüzden değiştirmem bayağı iyi olacak. Artık oyunlarda daha az donma yaşayacağız. Yani çünkü gerçekten işletim sistemi falan olsun çok güzel bir telefon arkadaşlar. Yani araştırmalarıma göre herkes de memnun kalmış. O şekilde şimdi açıyoruz. Bakalım içinden ne çıkacak. Redmi Note 11 Pro mu yoksa Samsung Galaxy A52s mi? Göreceğiz. Ya şu kutu açma olaylarında ben pek başarılı değilim herhalde arkadaşlar ya. Gerçekten. Hani şöyle şey yapmadan kutuyu alalım bakalım. Zaten şu poşetin içerisinde üstünde pek önemli bir şey yok. O yüzden tamamdır. Bu kadar yırtmak yeterli sanırım. Evet, kutumuz şu. Şunu şöyle atayım. Şimdi kutumuzu açmaya devam edelim. Üzerinde özel bir bilgi var mı? Önce ona bir bakayım. Şimdi adres bilgim falan yazıyordur. Tamam, yazmıyor. Evet arkadaşlar, kutudan çıkartıyorum. Redmi Note 11 Pro mu yoksa Galaxy A52s mi? Hadi çıkarttık. Ha. Dönüt, dönüt. Evet arkadaşlar, umarım okunuyordur. Samsung Galaxy A52s aldım arkadaşlar. Şimdi neden bunu aldım? Açıklamasını da yapayım. Oylama çünkü Redmi Note 11 Pro yönündeydi. Yani çok kişi Redmi Note 11 Pro demiş. Arkadaşlar ikisini de baya bir karşılaştırdım. Yani en ince özelliklerine kadar gerçekten karşılaştırdım. Açık ara farkla Galaxy A52s üstün geliyordu. Gerçekten yani. Hani aramızda Redmi Note 11 Pro'yu kullanıp beğenenler vardır illaki. Ama dediğim gibi ikisinin karşılaştırılması sonucunda Galaxy A52s bayağı önde geliyordu. Aranızda yeni telefon alacak olanlar var mı bilmiyorum ama hani şimdiden ben de önerebilirim. Çünkü gerçekten bayağı bir araştırdım. Veya hani alacak olan bekleyebilir. Hani ben bir bakarım yaklaşık birkaç haftalık kullanımım veya bir aylık kullanımımın deneyimini sizlerle birlikte yine paylaşırım arkadaşlar. O şekilde. Şimdi telefonumuzu açıyoruz. Artık jileti şey yapmayalım. Kutuya zarar vermek istemiyorum. Jilet olayını bir geçelim şimdilik. Jilet olayını geçelim dedik ama şurada mecbur jilet atmalık yerler var. Oraları da jiletimizi atalım. Sonrasında kutu açılımımıza devam edelim. Şöyle telefonu bir görelim yani. Evet. Şöyle bunun içi boş. Bunu bırakabiliriz. Galaxy A52s geldi. Haydi bakalım. Hayırlı uğurlu olsun. Hepinizin bir hayırlı olsununu alırım arkadaşlar. Şöyle sizlere de göstereyim. Yeni telefon. Gerçekten 5 yıl boyunca şu an video çektiğim telefonu kullandım. 5 yıl aradan sonra bunu aldım arkadaşlar. Yanlış anlaşılma olmasın. Şimdi YouTuber bu zengin alır kendine telefon falan. Dedin mi? Dermişim.
O şekilde yani gerçekten biliyorsunuz siz de oyunlarda bayağı sıkıntı yaşamaya başladım. Dedim hani artık bir telefon almanın vakti geldi. Şöyle içerisinden bir adaptör, bir de şarj kablosu çıktı arkadaşlar. Onun dışında içerisinde bir şey yok herhalde. Bu şey de yok ya. Hani şu yandan hat takıp çıkartma yeri de yok sanırım. Allah Allah, bunun hattı nereden açılıyor bilmiyorum ama. Ha, şuradan açılıyormuş arkadaşlar. Ama normalde telefonun yani içerisinde şey olması lazım. Bu hat kısmını çıkartabilmek için bir iğne falan oluyor arkadaşlar. Onu göremedim. Neyse, ondan bende iki tane var ya. Hatta bir saniye şöyle göstereyim. Şuraya bir yere koymuştum da. Şöyle göstereceğim. Neyse, buralar baya karışık. Ben buralara girmeyeyim. İsterseniz bir de telefonu açayım mı şöyle? Yani ama şarjı yoktur. Evet, açılıyor şu an, varmış şarjı. Şu kısmını çıkarsak mı? Çıkartalım. Bir şunu ben bir ayarlayayım, geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, telefonun şarjı olmadığı için kapandı. Şimdi bir de onu şarjını etmesini bekleyemeyeceğim. Ama dediğim gibi ben bu telefonla olan deneyimlerimi zaman içerisinde yani yine YouTube kanalımda olsun, yorumlarda olsun sizlere paylaşacağım arkadaşlar. Aynı şekilde topluluk kısmında da paylaşacağım. Bu şekilde arkadaşlar, yeni telefonumuzu aldık. Hayırlı olsun diyenlere şimdiden çok teşekkür ediyorum. İsterseniz şimdi hemen sizlerle birlikte Kafa Top 2'ye geçelim. Bayağı bir elmas var ödül kutumuzda arkadaşlar. Hemen gidelim, onları bir alalım. Tekrardan oyunumuza geldik arkadaşlar. Öncelikle dediğim gibi ödül kutumuzda çok güzel ödüller var. 55 elmas, 48 elmas, 250 zümrüt, 1000 elmas, 20 elmas, 60 elmas. Şu maç tutturma olayı gerçekten bayağı işime yarıyor arkadaşlar. Bu arada şey yenilendi. Bu Dünya Kupası etkinliği yenilendi. Ben Brezilya'yı seçtim. Seçmemiş olanlar varsa şuradan göstereyim. Brezilya şu anda en önde arkadaşlar. Geçen sezonda yani geçen etkinlikte de Brezilya en öndeydi. Birinci sıradaydı. 200 elmas veriyor yalnız bu sefer. Geçen sefer 1000 elmas veriyordu. Bu sefer 200 elmas veriyor birinci olan takıma. Şuradan çok güzel ödüller kazandım arkadaşlar. Şuradan bir Güney Kore'den 55 elmas almışız. Bunu kazanamamışız. Onun dışında Kamerun'dan 48 elmas almışız. Bakalım başka şöyle yüksek elmas aldıklarımız. Polonya'dan 45 elmas almışız. Gerçekten güzel oldu bunlar da arkadaşlar. Brezilya aksesuarları veriyor buradaki etkinlikte. Zaten aslında bizde Brezilya vardı. Başka şeyi mi seçseydik ya? Brezilya aksesuarları zaten vardı. Keşke Brezilya yerine başka bir takımı seçseydim. Şu an onu düşünemedim. Şu anda video sırasında düşündüm arkadaşlar da. Gerçekten keşke Brezilya yerine farklı bir şey seçseydim. Hala seçmemiş olanlar varsa başka bir şey de seçebilirler buradan. Çünkü atıyorum Brezilya aksesuarlarını aldıysanız başka bir karakteri seçip onun da aksesuarlarını, pardon, başka bir ülkeyi seçip onun da aksesuarlarını alabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ödüllerimizi ne yapıyoruz? Hızlıca alıyoruz. 55 elmas, 48 elmas, 250 zümrüt, 1000 elmas, 20 elmas, 60 elmas ödüllerimizi aldık. 13.947 elmasımız var. 14.000'e yaklaşık bir elmas. Hemen şimdi sizlerle birlikte Flash Punk'ımızla bir maç atalım. Bakalım kazanabiliyor muyuz? Görelim. Şu anda yeni telefonla çekmiyorum arkadaşlar videoyu. Eski telefonla çekiyorum. Çünkü yeni telefonun daha güncelleştirme olayları falan filan var. Çok uzun süreceği için dedim son bir vedalaşmamızı yapalım eski telefonumuzla. Videomuzu çekelim. Yani artık son video mu olur bilmiyorum ama muhtemelen son video olur arkadaşlar. Bir aksaklık çıkmazsa yani bu telefonda son video olur, yanlış anlaşılma olmasın. Şöyle yerden, aa, nasıl yedim ben onu? Orada atarız diye düşündüm de maalesef. Neler oluyor? Aman yarabbim, çok güzel devam edip baya kötü oldu ya. Şu son 2-3 gol. Abi o nasıl girmiyor? Ama bak, bırakacağım bak ben bu oyunu ya. Arkadaşlar çok fazla MS'ye giriyor. Şu an telefonla mı alakalı bilmiyorum ama inanılmaz derecede MS'ye giriyor. Az önceki top gol olmadı ya. Gerçekten ben bu oyuna bir şey demiyorum.
Şöyle kankam sana bir gol dağıtalım. Maç 4-4 beraberliği yakaladık. Alacağız inşallah bu maçı. 5-4 yaptık. Gayet güzel. Rakip bayağı agresif bir rakip. Hayır. Abi yedim gole bakar mısınız? Gerçekten hani kendimden böyle bir gol yemeyi beklemiyordum. Ama öne tekrardan geçtik arkadaşlar. Onu atsaydı kendine bayağı güzel olabilirdi. Bekliyoruz. Hadi hadi. Çok güzel. 7-5 arkadaşlar. Alacağız bu maçı. 8-5 yaptık. Gayet güzel. 3 farkı açtık. 4 farkı açtık. 9-5. 42 saniye var. Rakip sus işareti yapıyor bize nedense. 10'a 5 arkadaşlar. Mükemmel. 11'e 5 farkı açtık. Çok güzel açtık farkı. Evet. Son 32 saniye. Yerden denedi rakibimiz. Allah'tan attırmadık. Sıkıntı yok. Zaten farkı güzel bir derecede açtık. Topu ne ileri atabiliyoruz şu anda ne geri. Oh, az daha yiyordum. Gerçekten onu nasıl kurtardım bilmiyorum arkadaşlar. Kesin gol olur diye düşündüm oradaki top da olmadı. Ama biz gol attık. Son 10 saniye fark 7. Şöyle rakibimize bol şans dileyelim. Rakip bayağı sinirlendi nedense. Son 7 saniye 6, 5. Yani şu anda hemen hemen rakiple eşit güçlerimiz var. Onda da nadir antrenör, bende de nadir antrenör. İkimizde de karşılıklı flash punklar var. Yani yakın güçler eşit olmasa da yakın güçler vardır diye düşünüyorum arkadaşlar. Evet, maçımızı attık. Şimdi videomuza bir bakalım. O video ne ara 4 dakika 42 saniye oldu. Bir de diğer videoyu ekleyeceğiz. Bir 12-13 dakikalara çıkar bu video. O yüzden bir maç yetsin arkadaşlar. Şuradan gelen ödüllerimizi alalım isterseniz. Brezilya Kupa bayrağı, forması falan filan bunları aldık. Daha ödül var. Onu da bir sonraki videolarımızda alırız arkadaşlar. Evet, videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz devamını kaçırmamak için kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.